Uzun bir aradan sonra Ege Telegraf TV ekranlarında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra her hafta Perşembe günleri Yunus Karakaya ile Ege gündeminde sizlerle birlikte olacağız. Ege'nin gündemini konuşacağız, Ege'yi konuşacağız. İzmir'den başlayıp Ege bölgesine yayılmaya çalışacağız. Tabii buna da katkı sağlayan ve bizlere bu ekranlarını açan Aylin Süpandağlı ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ege Telegraf ailesine yayın hayatında başarılar diliyoruz. Biliyorsunuz 60 yıllık bir gazete ve bu hatırlatmayı yaptıktan sonra konuğumuza dönüyorum. Konuğum bu hafta Taner Acar. Kendisi bir Foça sevdalısı. Gerçi siyasetten geldi bu tarafa doğru ama biz siyasete bulaşmayacağız. Sadece Foça'yı konuşacağız. Foça'nın sorunlarını konuşacağız. Foça'nın turizmini konuşacağız. Bir de son günlerde biliyorsunuz ıspanak mevzusu var. Bunu konuşacağız ama öncelikle kendisine hoş geldiniz diyoruz. Sayın Taner Acar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bundan sonra sizi artık Foça sevdalısı olarak nitelendireceğim. Çünkü gündem siyasette herkes konuşuyor, evet. Sayın Taner Acar. Ama biz Foça'yı konuşalım istiyoruz. Foça'nın turizmini konuşalım istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir film izledim. Zeki Alasya'yla Metin Akpınar'ın Sivri Zeki Akıllılar diye bir film. O filmi izledikten sonra Foça'nın değerinin hak ettiği yerde olmadığını bir kez daha anladım. Çünkü evet, şu anda harabe vaziyette, viran vaziyette olan o tatil köyü, filmlere sahnelik eden o tatil köyü viran vaziyette. Önce turizminden başlayalım. Çünkü Foça Türk turizmine örnek olmuş bir ilçemiz. Ama şu anda hak ettiği yerde değil mi onu merak ediyorum. Bunu da sizden öğrenmek evet istiyorum. Yunus abi ilk önce program hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, çok teşekkürler. Bizlerin sesini bütün İzmir'e, bütün Türkiye'ye duyurduğunuz için bu tarz programlarla biz ilk önce teşekkür ediyoruz size. Bir Foçalı olarak. Evet. Az önce sizin dediğiniz gibi siyaset bir kenara, kendi memleketimiz olan Foça bizim için her şeyden daha değerli. Hı hı. Foça'yı hak ettiği yerde görmeyi istediğimiz için çabamız o yüzden inanılmaz derecede fazla. Hı hı. Daha çok insana sesimizi duyuralım diye, daha çok insanı ağırlayalım diye büyük bir feryadımız var. Şimdi burada Foça'da turizmi konuşmak için iki döneme ayırmak lazım Foça'yı. Hı hı. Birincisi az önce sizin dediğiniz gibi şaşalı insanların Foça'ya gelmek için can attığı dönem. İkinci dönemde de işte şu anda sesimizi duyurmaya çalıştığımız, ya Foça'da var, hadi gelin Foça'da bir görün demeye çalıştığımız bir Foça'ya geldik. Hı hı. Az önce sizin dediğiniz gibi dünya yarışmalarına sponsorluk yapan, ev sahipliği yapan Foça. Büyük butik otellerin Norveçli turistleri ağırlayan Foça. Ve her yerde kendini anlatabilen Foça'dan bugün maalesef kendi kabuğuna çekilmiş Foça'ya geldik. Ama tabii ki çok büyük bir tarihimiz, efsanelerimiz, doğamız var. Bunları anlatarak ben burada şunu da belirtmek istiyorum. Belki Kuşadası, Çeşme, Antalya gibi turizm ilçelerinde başına gelen bir anda betonlaşma, bir anda kendini kaybetme korkusunu artık bir kenara bıraktık. Yani belki de bu kaybettiğimiz yıllar bizim kazancımız olacak. Nasıl olacak? Şimdi önümüzdeki dönemi daha iyi planlayarak, hı hı, az önce sizin dediğiniz gibi, Türkiye'ye butik otel turizmini kazandırmış olan Foça Fransız Tatil Köyü'nün arazisi maalesef hala atıl vaziyette. Maalesef hala insanların kullanmayacağı çürümüş bir hale geldi. Evet, buradaki sorunların ivedi bir şekilde birlikler, odalar, büyükşehirler, ticaret odaları bütün hepsi bir araya gelerek bir planlama dahilinde devletin organlarıyla konuşarak, protokollerle sorunu çözerek ayağa kaldırılıp kendini anlatması gerekiyor, evet, dünyaya. Yani şimdi az önce dediğimiz gibi burada altyapıda her şey var. Turizmin olan altyapısında tarihse çok büyük bir tarihimiz var. Yemek kültürü ise evet 5000 yıllık tarihten gelen bir yemek kültürü var. Bunları pazarlayarak çok rahat kendimize anlatabiliriz. Ama burada bir parantez daha açmak istiyorum ben. Şimdi yine aynı kulüp Met vasfında Foça'da, hı-hı, yaklaşık 4 tane arazimiz var. Bunların
iveli şekilde harekete geçmesini ben yöneticilerimizden istiyorum. Yani Foça Belediyesi'ne ait Kulüp Mete gelmeden önce Kumburnu dediğimiz bir arazi var. Evet. İlk önce biz madem öyle çok turizm yapmak istiyoruz Foça'da, turizmi konuşuyoruz. Madem öyle ilk önce oradan başlayalım. Hı hı. Orayı, oranın işletmecilerini, ekonomisini ayağa kaldırabilirsek inanıyorum ki başka işletmeciler de bu turizmden pay alan hisse sahipleri de gidip Foça'da yatırım yapmayı göze alacaklardır. Şu günkü Foça'da hiçbir turizmcinin yatırım yapmayı göze alacağına inanmıyorum. Zaten yine bizim... Neden yatırım yapmasınlar veya yatırım yapacağına inanmıyorum dediniz? Şimdi şöyle bir şey var. En önemlisi Foça çok ağır koruma kanunları altında. Evet. Arkeolojik sit bölgesi, doğal sit bölgesi, özel çevre koruma bölgesi, hı hı. genel koruma, özel koruma bölgesi. Hı. Şimdi bunu, burada yatırım yapmak biraz zor şey hale getiriyor. Evet. Ama biz 80'lerde bu bir turizm hamlesi yapmışız. Şu anda ismini saydığımız çoğu otel 80'li yıllarda kurulmuş Foça'da. Hı hı. Yani demek istediğim biz kendi arsamızda yani Foça Belediyesi'nin kendi arsasında biz ayağa kaldırabilirsek bir işletme, bir tane daha yanında bir şey daha koyabilirsek inanıyorum ki daha farklı işletmeciler gelip daha farklı koylarda daha farklı mesela yine turizmi çeşitlendirmek gerekirse kongre turizmi, su sporları turizmi şeklinde otellerin oluşacağına inanıyorum. Hı hı. Az önce dediğimiz gibi çok önemli faktörler var. Siz sporlarının yapılacağı en iyi yerlerden bir tanesi. Rüzgarı Türkiye'de meşhur. Yelkeme surf için tabii, çok en uygun. Türkiye'de meşhur. Evet. 60'lı yıllarda Fransız tatil köyü su sporları da burada bir adım atmış. Bugün Foça'daki Focal Otel yine aynı şekilde su sporları da kendini İngiltere'de anlatıyor, tanımlıyor. Yani bizim elimizde hem tarih, bizim elimizde hem efsaneler, bizim elimizde hem doğa var. Biz bunları daha iyi hale getirmek için Foça'mızda da yine eski Foça'mızda da tarihimizi daha iyi anlatacak müze yerlerine, öğren yerlerine ihtiyacımız var. Evet. Yani oraya gelen insanları, turistlerin daha doğru bir şekilde yönlendirilmesiyle alakalı bunların ayağa kalkması gerekiyor. Hı hı. Yani bugün bize Foça'da sorduklarında nereye gideceğiz dediklerinde şurayı görmelisiniz diyeceğimiz alanların ortaya çıkması gerekiyor. Ki biz Foça'da daha rahat kendimizi anlatabilirim. Turizmi biraz daha çeşitlendirip daha farklı hallere getirebilirim. Hı hı. Az önce dediğimiz gibi koruma kanunları aslında Foça'ya yararlı olmuş. Foça'nın betonlaşmasına engel olmuş. Foça'nın betonuna yenilmesine engel olmuş. Ama bugün Foça'da yapabileceğimiz en önemli şey butik otel sayısını çoğaltmak ve Foça'da ev pansiyonculuğunu daha özverili hale getirip daha iyi hale getirmek gerekiyor. Ama bu sizin söyleminizden sonra şu da aklıma geliyor. Şimdi Alaçatı sizden sonra şey, Alaçatı'da devasa oteller var mı? Yok. Yok. Peki Foça'da mesela Foça'nın o kadar tarihinden bahsediyoruz. Çok evet. güzel diyoruz. Ama Foça'nın tarihini yansıtan bir müze veya böyle bir yer de görmedim evet. ben Foça'da. Evet. Maalesef en büyük eksiklerimizden evet. bir tanesi. Az önce sizin söylediğiniz gibi ben şu anda Çeşme, Seferihisar, Urla gibi ilçeleri rekabet ettiğimiz ilçeler hı hı. kategorisine sokuyorum. Maalesef biz eskiden tabii Alanya'yla, Çeşme'yle, Kuşadası'yla rekabet eden bir ilçeydik. Ama bugün yanımızdaki bir anda oluşan bu turizm ilçeleri rekabet eden bir ilçe haline geldik. Hı hı. Yine programa girmeden önce bir basın bültenini okudum. Önümüzdeki hafta, pazar günü hı hı. Seferihisar'da bir mandalina evet. şenliğinden okudum ve çok hoşuma gitti. İşte aslında bizim anlatamadığımız ürün sahibi bu. Biz kısa dönemli insanların Foça'ya gelişine bahane olacak, insanları bir taraftan yakalayacak. Özellikle kış sezonunda. Yani esnafımızın daha çok kendini çare aradığı zamanlarda, daha çok bir işletmelerin iş yapmakla alakalı kendilerine bir yol aradıklarında işte bakın böyle şenlikler çok önemlidir. Şimdi... Kendinizi anlatmak için de. Foça'nın böyle bir mesela tarımla ilgili festivale de aslında ihtiyaç yok. Foça biliyorsunuz Akdeniz foklarının da barındığı ve koruma altında olduğu bölgelerden birisi. Yani Akdeniz fokları adına bile herhangi tabii, bir etkinlik tabii. yapılsa Foça'ya ya bırakın devasa otellerin yapılmasını yani butik otellerin ev pansiyonculuğu ile yeterli tabii. turizm hamleyi yapacağına tabii, ben tabii, inanıyorum. Tabii. Şimdi az önce dediğimiz gibi evet. bunlar maalesef adım adım. Yani yarın
Evet, bugün ev pansiyonculuğuna ihtiyacımız var. Yarın butik otele ihtiyacımız var. Yarın 5 yıldızlı otele ihtiyacımız var. İşte bu biraz planlamayla alakalı. Evet, biz dediğimiz gibi tarihimizi ortaya çıkarabilsek, insana gelen sayımızı arttırabilsek, bugün az önce sizin dediğiniz gibi bizim Gerenköy'de çok verimli topraklardan çıkan domatesimiz var. Soğanımız var. Mısırımız var. Bunlarla ilgili hiç olmazsa o dönem Gerenköy'ü biraz daha öne çıkaracak atılımlar yapmamız gerekiyor. Ki insanlara her zaman ulaşabilelim. Bu konuda en azından akıllarında kalalım. Bugün Bağrasındaki Foça yoğurdu inanılmaz derecede insanların, İzmirli insanın ve Manisalı insanın inanılmaz derecede ilgi gösterdiği bir şey. İşte bununla ilgili bir şenlik yapalım. Yoğurtlarla alakalı bir şenliğimiz olsun. Yoğurdun yanına alternatif ürünler de koyalım. Ve süt besiciliğini, hayvancılıkla geçinen Bağrası ilçemizi Türkiye'nin en önemli markalarından bir tanesini yaratalım. Ve Bağrası'nda sadece kooperatif olarak bugün birleşik bir pay alan Bağrası'ndan değil de bütün Foça merkezde hayvancılığı hem teşvik edelim hem de daha gelirli bir hale getirelim. Evet. Türkiye'de yaşanan süt ve hayvancılıkla alakalı sorunlara baktığımızda biz bugün sorunların hiçbirini Bağrası'nda konuşmuyoruz. Kendi sütünü üreten Bağrası kooperatifleşerek kendini yoğurdunu üretmiş ve bunu bir marka haline getirmiştir. Bu teşvik ve teşekkür edilmesi gereken bir özveridir benim gözümde ve büyütülmesi gerekiyor. Ve ben bununla ilgili her zaman her platformda aynı şeyi söylüyorum. Büyük hale getirin, daha güzel hale getirin. Foça'nın denizi meşhurdur. Evet. Ama son dönemde çevre faciaları yaşıyoruz Foça'da. Alia'nın inanılmaz büyümesinden ötürü. Bizim her ilçeden daha fazla kendi temiz denizimizi anlatmaya ihtiyacımız var. Altını çizerek söylüyorum. Temiz denizimizi anlatmaya ihtiyacımız var. Yarın bu haberlerle oluşacak algılar yüzünden Foça'ya gelecek insan bulamayacağız. Evet. Tertemiz denizimizi insanlara duyurmamız lazım. Az önce sizin dediğiniz gibi evet, Akdeniz fokları sadece dünyada 5 tane kalmış ve 5'i de Foça'da yaşamak. Evet. Bu en önemli nüanslardan bir tanesi. Bütün dünyaya kendinizi anlatabilirsiniz bununla. Hiçbir ilçeye veremiyormuş. Alaçatı kendini neyle övecek? Evet. Urla neyle övecek? 5 evet. tane kalmış fok ve sadece yaşamını Foça sürdürüyor. Koruma altında sürdürüyor. Peki bir de şu var mesela Foça'nın isminden dolayı mesela bir esas şey Gal horozu bildiğim evet, kadarıyla değil mi? Evet, sembollerden evet, birisi. Evet, evet, evet. Bu da Fransa kaynaklı. Fransa'da da Foça'nın kardeş şehirleri tabii, ve tabii, aynı tabii, ismi taşıyan. Marsilya'da öyle sokaklar var bildiğim kadarıyla. Gerekirse İyon kenti olan ilk İyon kentlerinden bir tanesi olan Foça çok önemli bir tarihe tanıklık ediyor. Evet. Yani bu az önce diyoruz ya tarih bizim için çok önemli. Yani ünlü tarih kitaplarında geçiyor. İlk parayı bulan İyonluların Foça'da bunu yaşama içine soktuklarını ve dünyaya Foça'dan yaşadığı yani genişlediği söyleniyor. Mühendislik anlamında yine Foçalı denizcilerin yaptıkları gemilerle bütün dünyaya açıldığı söyleniyor. Yani az önce sizin söylediğiniz gibi Pers saldırısından sonra İyonlular Foça'yı boşaltırken dünyada bu yaptıkları gemilerle dünyaya açılıyorlar. Bugün Samsun'un altında Foça'nın izi vardır. Bugün İtalya'da kıyılarında Foça'nın izi vardır. Bugün Fransa'da Marsilya'nın kıyılarında Foça'nın izi vardır. Yunanistan'ın adasında Foça'nın izi vardır. Bizim atalarımızın izi vardır. Ben geçen Foça ile ilgili araştırma yaparken bir de Bosna Hersek tarafında bir Bosna. Aynen. Orada Foça aynen, diye aynen, bir şehir aynen, var eski. Yani evet, şeyi evet, çok evet, benziyor. Evet. Ben evet. ikisini karıştırdım hatta. Şimdi şöyle bir şey var. Biz Foçalılar zaten atalarımız Osmanlı zamanında hem Bosna tarafında hem Yunanistan'ın kuzey tarafında şehirler kurmuşlar. Evet. Şehirlerde yaşamlarını sürdürmüşler. Bunların hepsinin bir ortak noktası var Yunus abi. Hepsi Foça'ya çok benziyor. Evet. Bizim atalarımız aynı Yunanistan'dan Parga'dan gelme. Bugün hepsinin evlerinde Parga'nın fotoğrafı var. Tabii ilk memleketleri olduğu evet. için. Bugün bakıyorum Foça'ya o kadar çok benziyor ki insan hayran kalıyor. Hiç ayrılmamışlar. Aynı yeşil ve aynı
doğadan ayrılmamışlar. Aynı yerde yaşamlarını sürdürmüşler. Foçalı'nın herhalde özelliği denize olan tutkuları. Bugün Foçalı da aynı şekilde. Hiçbir Foçalı'yı dışarı bile çıkarsanız belli bir süre sonra Foça'ya dönmek zorunda kalıyor. Ruhu ve dünyası Foça'yı istiyor ve tekrar geri geliyor. Bu hep böyle olmuştur. Onda şeyin katkısı var mı? Ben Karataş, herhalde o Karataş'a ben bastım herhalde onun için Foça'dan kopamıyorum. Yani aslında güzelliği ayrı bir kenara. Şimdi efsanelerden tanesi de öyle. Hı-hı. Karataş efsanesi. Bir Yunus aşk abi. Hikayesi de var orada. Ben onu klipleştirdik şey yaptık. Tabii. Ama çok da duygulandığım bir çok şey. Yani Türk ve Yunan dostluğunu evet, anlatan romantik, bir şey. Romantik bir şey. Ama evet. Bugün günümüzde az önce dediğimiz gibi Karataş efsanesinin doğruluğuna ben gözlerimle hem size şahit oldum hem de başka misafirlerimize de şahit oldum. Evet bu taş bir gerçektir. Nerede olduğu belli değildir. Evet basan insan bir tutkuyla Foça'ya bağlanır ve bu tutkudan asla vazgeçemez. Orada yaşamına son verir gibi bir efsane. Gerçek bir efsanedir bu. Dediğim gibi az önce sizler de ama bunu yaşadım. Ama o sokaklarda yaşamak lazım. Atalay Behramoğlu da biliyorsunuz bu konuda şiirler yazmış. Tabii. Efsanelere konu olmuş, kitaplara, ünlü sanatçıların yaşadığı bir yer. Ama bu durumda olması beni gerçekten de üzüyor. Bir de sizin iş yerinizin bulunduğu diğer neresi? Mesela Eskifurça merkezde. Ha, yok. Liman, ne liman deniliyor? Küçük deniz. Küçük deniz. Bir tarafta da büyük deniz. Büyük deniz, evet. İşte bu güya o Karataş efsanesindeki yaşanan aşk orada kaynaklanmış. Evet. Bunun bile anlatılması ayrı bir olay. Tabii. İşte insanlar. Ama bilmiyor şimdi o küçük denizde büyük denizin caddesinin şeyini efsanesini bilmiyorlar. Mesela girişlerine öyle bir aşk hikayesi yazılsa, konulsa, öyle bir canlandırma olsa çok güzel olur. Az önce dediğimiz gibi Foça'ya gelen misafirlerimizi Siren Kayalıklarımız başta olmak üzere, Karataş efsanemiz yine başta olmak üzere daha çeşitli Foça'nın yaşanmış çok ciddi bir arşivi var. Hı hı. Yani geçmişte Foça'mızda yaşamış çok değerli abilerimiz var. Hı hı. Ve bunların çok büyük hikayeleri var. Bizim projemiz bunları gelecek nesile aktarmak. Hı hı. Yani hem bu efsanelerimizi hem bu efsanelerimizle birlikte yaşayan bu kişileri gelecekteki Foçalılara bunları anlatmamız gerekiyor. Hı hı. Unutulmaması gerekiyor. Bunları asla ve kesinlikle boş vermeden bir arşiv haline getirerek, daha ufaklıktan büyüklüğe, çeşitli televizyon, sosyal medya kanallarını kullanarak bunları bütün Türkiye'ye göstermemiz gerekiyor. Bugün Siren Kayalıkları gibi görsel dünyanın hiçbir yerinde yok. Denizin içinde bu şekilde bir oranın da bir efsanesi var. Tabii oranın da kendi kendine çok büyük bir efsanesi var. Evet. Akdeniz Foklarının yaşam yine merkezi. Ve hemen onun ilerisinde Atatürk adamız var. Şimdi yeni dönemde inanılmaz derecede ilgi çeken. Ama maalesef biz bunları hem anlatamıyoruz hem de gösteremiyoruz. Hani Siren Kayalıklarını aslında şimdi Foça'da günlük kısa turlar yapılıyor. Hı hı. Özellikle Siren Kayalıkları efsanesiyle beraber bu turların oraya her defasında gösterilmek gerekiyor. Hı hı. Oraya gelen misafirlerin oraları görmesi gerekiyor. Pas geçilmemesi gerekiyor. Hı hı. Ailesinden belli zamanlarda Atatürk adasının kesinlikle gösterilmesi gerekiyor. Gelen misafirlerimize ve tanıtımının yapılması gerekiyor. Hı. Şimdi biz sürekli takip ediyoruz tabii. Hem sosyal medyadan hem de yerel ve ulusal medyadan bütün haberleri. Şimdi orada bakıyoruz hep eksiğimiz var. Kendimizi anlatamama eksiği var. Yüksek sesle ya biz de buradayız diyememe eksiği var. Ama işte bunu biraz daha bu platformları çoğaltarak kullanmak gerekiyor. Ya şimdi Taner kardeşim, şimdi ben de biliyorsun Foça'ya çok sık gidip geliyorum. Ama öyle bir şey var ki Foçalı da böyle bir esnafından şimdi halinden memnun. Yani bu kadar da bize yeter. İnanıyorum bir havası ki, seziniyor. Belki yanılıyorum. İnanıyorum ki evet tabii ki şu andaki üstümüzde bir ağır bir toprak olduğu için bunu konuşuyoruz. Ama esnafta da çok inanılmaz derecede bir heyecan var. Esnafımızda da aslında ne kadar insana kendini ulaştırsa, ne kadar büyütse, çerçeve büyüse ve bu insanlara ne kadar kendini anlatabilse o kadar mutlu olacak. Yani bugün Alaçatı'da ya da Çeşme'deki bir esnafla Foça'daki bir esnafı bir arada tutamıyoruz. Ekonomik olarak tutamıyoruz. Şimdi biz bunu aslında Foça'daki esnafı bu hale getirmemiz gerekiyor. Evet, az önce dediğimiz gibi bu bilgilendirmeyi, bu aydınlanmayı evet esnaftan, oradaki ticaret odalarından, ticaret yapan insanlardan başlamak gerekiyor. Evet. Yani bu çerçeveyi oradan büyütmek gerekiyor. Az önce dediğim gibi bu şenlikler
bunların bir başlangıcı olması hı hı. gerekiyor. Yani bu zamanda yarın ne yapacağını düşünen esnaf işte önüne bir vade koyarak, evet işte bizim de Çıpra Festivalimiz var, Aşk Festivalimiz var, Domates Festivalimiz var diyebileceği bir şeyi yaratmak gerekiyor. Yine az önce dediğimiz gibi rüzgar sörfünü kullanarak hı hı. daha farklı şeyler kullanarak kendimizi daha anlatır hale geldiğimizde evet. hem Foça halkı hem Foça esnafı o zaman daha iyi hale gelecektir. Bugün az önce ilk programın başında dediğimiz 80'lerin Foça'sında evet. daha çok antikacılar, daha çok halıcılar, daha çok orijinal işler yapan esnafımız varken bugün Foça'ya baktığımızda biraz daha balık ekmek, biraz daha döner, biraz daha dondurma turizmi ortaya çıkıyor. İşte biz bunu ilk günden beri Yunus abi yüksek sesle söylüyoruz. Biz kendimizi daha iyi anlatmamız lazım. Evet biz bunları da yapacağız, yapmayacağız demiyoruz. Ama daha farklı yerlerde, daha farklı lokasyonlarda yapmamız gerekiyor. Evet. Daha iyi yerlerde, daha iyi misafirlerimizi ağırlamamız gerekiyor ki bugün baktığımızda artık dünya hem küresel olarak da ufaldı hem de otobanlarla birbirine bağlanan bir dünya haline geldi. Bugün 3,5 saatte İstanbul gerçekleşti. Bu da en büyük payı alması gereken evet Foça yakınlığından ötürü. Evet. Bugün İstanbul'dan bir yatla çıktığınızda alternatif bir liman olarak Foça'nın herkesin bildiği bir liman haline gelmesi gerekiyor. Evet. Ama biz maalesef bu turizmlerin hepsini kaçırıyoruz. Eksiklerimizden dolayı kaçırıyoruz. Yani daha iyi bir İskele, daha iyi bir yat limanı yapabilsek Foça'da, hı hı. biz bugün bunları konuşmuyoruz. İstanbul'dan çıkan yelkenliği de Foça'ya uğradığında rahat rahat alışverişini yapar. Hem de insanlar da daha rahat, daha mutlu ve çeşitli işler yapabilirler. Bugün az önce dediğimiz gibi otobanlar sayesinde bağlanan Foça, İstanbul'a bağlanan Foça kendini daha iyi anlatır. İşte o zaman esnafımız daha farklı düşünmeye başlar. Foça halkı daha farklı düşünmeye başlar. Ben inanıyorum ki 80'lerdeki, 70'lerdeki ben Foçalıyım diyen hı hı. Babalarımız şu anda bizlerin içinde bulunduğu, işte ben bazen hoş sohbet toplantılarda, meclislerimizde bazen duyuyorum yakınlarımdan. Ben hiç Foça'ya gelmedim dediklerinde ben çok üzülüyorum Yunus abi. Biz çok yakınlarımıza daha kendimizi anlatamamışız. İzmir'e daha kendimizi anlatamamışız ki dünyaya nasıl kendimizi anlatacağız? Evet. İşte bunu biraz kırmamız gerekiyor. Bunu biraz çeşitlendirmemiz gerekiyor. Ama burada da yani sırf bir kişinin değil, el birliğini, herkesin bir masaya yumruğunu vurması lazım diye düşünüyorum. Yani bunda işte yok belediye başkanı olacak yok, değil. Herkes bir kenetlenecek ondan sonra. Çünkü bekleniyor. Yani Foça'yı evet. eski günlere kavuşması için bir şeyler, bir kıvılcım bekleniyor. Evet. Bu kıvılcım da inşallah kısa zamanda paylaşılır, kaynak bu şeyler üretilir diye düşünüyorum şimdi ben. Bizim bir kazancımız tabii çok heyecanlı bir yerel yönetim var. Yeni seçildi. Hı hı. 7 ay oldu. Tabii Foça'da büyük bir beklenti var. Hı hı. Bu yerel yönetimin, ben her zaman yerel yönetimlerin lokomotif evet, olduğuna evet, inanırım. Evet. Lokomotifin başına geçerek hı hı. hem Fransız Tatil Köyü, hem farklı projeler, hem de az önce dediğimiz bu projelerde hep lokomotiflik görevi görerek esnaf odasıyla, kamu kurum kuruluşlarıyla, akademisyenlerle, üniversitelerle irtibatı sağlayarak bu lokomotifi harekete geçirmesi gerektiğine inanıyorum ve geçireceklerine inanıyorum. Hı hı. Ben bir Foçalı olarak hem siyasetin bir kenarında bir abi olarak hem de bu yeni dönemde siyasette, hı hı. Foça'daki siyasette baktığımızda bu arkadaşların daha çok zamana ihtiyacı olduklarını ve başarabileceklerine inanıyorum. Canı evet. gönülden başarabileceklerine inanıyorum. Hı hı. Ama tabii ki biz Foça'nın hem yerlisi hem sevdalısı olarak elbette ki her zaman ağabeyliğimizi yapacağız. Her zaman yol göstericimizi yapacağız. Hı hı. Her zaman her platformda biz doğru bildiklerimizi söylemeye devam edeceğiz. Evet. Bundan asla vazgeçmedik. Yine vazgeçmeyiz. Söylemeye devam edeceğiz. Evet. Ama az önce sizin dediğiniz gibi biz bu lokomotifi bir yerden çalıştırabilip başlatabilirsek hı hı. yarın Foça'ya gelen misafirlerimiz mutlu ve huzurlu döndüklerinde en büyük kazancımız bu. Bunda herhangi bir rant yok. Bunu evet. bizim çocuklarımıza miras olarak biz zaten elimizden dilimizden döndüğünce yapmaya çalışıyoruz.
Evet. Peki biraz da Foça'da tarıma evet. olan tarımına eğilelim. Biliyorsunuz sizinle birlikte tabii gündemde olan bir ıspanak evet. mevzusu vardı. Foça Gerenköy'de gittiğimiz yer evet, herhalde. Gerek. Oradaki halkı da izledik. Bugün gazetemizde bunu manşete taşımış Menemen'de Menemen'den feryat diye. Tabii Menemen Belediye Başkanı Sayın Serdar Aksoy da nihayet bu konuya eğilmiş. Biz de biliyorsun gidip evet. test etmiştik ıspana. Nedir son durum orada? Şimdi bizim Gerenköy gerçekten hı-hı. çok verimli toprakları olan, gerçekten insanların huzurlu ve mutlu yaşadığı beldelerimizden bir tanesi. Hı-hı. Sadece ve sadece tarımla uğraşıyor. Çok değerli bir, önemli bir gelişme bu. Bizim kendimiz için, Foça'mız için. Bugün Gerenköy'ün bu topraklarında domates meşhur olmuş. Amerika'ya evet. ihracat yapılıyor. Avrupa'ya ihracat yapılıyor domates. Evet. Zamanında pamuk ihraç yapılıyordu. Bugün hı hı. baktığımızda her dönem, o gün sizle konuştuğumuzdaki evet. tarımcı arkadaşımız 30 senedir ıspanak ektiğinden bahsetti. Bu bir ömür. Bunu evet. abi yani koca bir ömür. Tarlaya verilmiş bir ömür. Orada çok büyük bir özveri var. Arkasından bugün geldiğimiz, yaşadığımız duruma bakıyorsunuz. İşte sosyal medyanın bazı farklı reaksiyonları sonucunda insanların birbirinin algı oluşmasından ötürü hı hı. ıspanak sanki canavarmış gibi, bizi öldürecekmiş gibi ki çocuğumuz çocukken annelerimiz bize zorla yedirdi ıspanağı. Şimdi annelerimiz bizi ıspanaktan koruyor, hale getiriyordu. Temel risk geliyor zaten. Tabii ki, tabii ki. Yani inanılmaz derecede. Evet. Bugün, bugün evet ıspanaktan hayatını geçiren çok büyük bir kitle var. Harcısından, nakliyecisinden, toplayanından, tohumundan. Çok büyük bir sektör bu. Burada dediğimiz gibi algılardan ötürü bir algı oluştu. Ne oldu? Tarlada kaldı ıspanak. Sadece tarlada ıspanağı kaybeden zaten abi çok büyük kayıp yaşadı. Hı hı. Ama onunla beraber bizler de çok büyük kayıp yaşadık. Hem ne diyoruz ilk fırsatta kendimize? Hı. Foça sevdası diyoruz. İşte bak Foçalı abi ürünü satamadı. Bu bizim derdimiz olması lazım. Tabii. Buradan Serdar Başkan'ı ben kutluyorum. Evet. Gerçekten yaptığı çıkış ve programla alakalı. Evet, her yerde yapılması gereken. Ama biz önce olduk. Evet. Onlardan önce evet. biz tattık onu. ve bugüne yani, kadar evet, yaşıyoruz. Ondan önce evet. biz yaşıyoruz. Bize demek ki size bir şey olsa zaten program da olmazdı. program da olmaz. Biz test ettik, onayladık bu Foça'daki ıspanak, daha doğrusu Menemen bölgesinde evet. o civardaki ıspanaklar diğer ıspanaklarla karışmak. Çok büyük bir tarlada, evet. yüzlerce hektar tarlada ıspanak maalesef yanlış bir algı yüzünden evet. kaldı ve bu insanlar yarın başka ürün ekmeye de korkacak. Seneye hiç ekmeyelim diyecek. Belki seneye de bu sefer ıspanak bulamadığımız için ateş pahası olacak. Ateş pahası olacak. Yani bunlar hep birbirini etkileyen sektörler. Şimdi bu yapılan hamlelerle bugün evet. Bu şekilde bir algıyı değiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Biz her fırsatta tek bir şeyden bahsettik. Toprağımızı çok iyi kullanmaktan, çıkardığımız ürünü paketleyerek, temizleyerek, paketleyerek tüketiciye ulaştırmaktan ve bunları hı hı. kooperatifleşerek yapmaktan. Bugün dünya markası, bizim gözümüze dünya markası olan Foça, bu ürünlerle her tüketicinin evine girmesi gereken ürünleri yapar hale gelmesi gerekiyor. Evet. Yarın buradaki yaratacağımız algıdan dolayı asla bir sektörde yaşanan sıkıntıya biz bunu yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Yani paketlenmiş hazır domatesden, paketlenmiş ıspanaktan, kooperatif olarak kazanan bir Gerenköy'den sonra böyle algılı şeylerin insanları etkilemeyeceğini, ya biz Foça'nın her şeyine güveniyoruz, toprağına da güveniyoruz, insana da güveniyoruz, rahat rahat bunu tüketebiliriz diyen algı oluşturulduğunda hiç böyle sorunlarla uğraşmayacağımızı hı hı. ve kazancımızın da Gerenköy'ü memnun edeceğini düşünüyorum. Evet. Ve bunların en büyük projelerimizden bir tanesiydi Gerenköy'de. Gerenköy Domates Festivali'nde aynı İtalya'da olduğu gibi domates savaşları, sokaklara domates savaşı yaparak dünyaya kendimizi anlatmakla ilgili projemiz vardı. Bunu da her fırsatta, her platformda söylüyorum. Yani bu evet. olmayacak diye bir olmayacak şey yok. Evet, şey olacak yani. O da olur. Bir gün olacağını yani, da umuyorum yani. Farklı farklı şeyler olur. Yoğurdun var, yoğurt tabii, yarışması tabii, tabii, yaparsın. Tabii, tabii. Yoğurtla ilgili çeşitli ürünler festivali yaparsın. Yani bu olmayacak bir şey değil. Ama nedense burada tabii yerel yönetim ve diğer yönetimler kadar bizim medyaya da büyük görev düşüyor. Çünkü Foça'da çirkin bir olay gerçekleştiğinde hep manşetlerde. Evet, evet. Ama Foça'nın güzelliğini anlatmaya gelince evet, maalesef kısır davranılıyor.
İşte burada en önemli şey az önce işte kendimizi de anlatmamız gereken hem de medyada da doğru şenlikler yapıldıklarında, doğru festivaller yapıldıklarında o insanların da daha sık Foça'ya geleceğini bugün konuşuyorum mesela arkadaşlarımızla. Çok az Foça'da geldiklerini, az tabii bir kendileri işleri de alakalı herhangi bir gündemimiz olmadığı için insanlara da bunu paylaşacak bir şey kalmıyor. Evet. Biz başarabilirsek insanları Foça'ya getirmeyi, işte o zaman bizlerle, az önce sohbetin başında söylemiştik, çevre felaketleri günümüzün en önemli şeyi. Daha ama bunlar hep daha çok şey tarafında olmuyor mu? Yani öyle bir anlatılıyor ki Foça'nın merkezindeymiş gibi anlatılıyor. İşte algı oradan oluşuyor. Yani daha çok ıspanaklaşına gelen yakın bölgelerde, evet. Çandarlı Körfezi'nde falan. Nerede olduğu belli olmayan bir ıspanak zehirlenmesi veya nasıl olduğu belli olmayan bir ıspanak zehirlenmesi. Gerenköy'deki o gün gittiğimiz ta ovanın sonundaki çiftçi kardeşi ya etkiliyor. O gün mesela Hülya Hanım'ın söylediği bir söz, Hülya Geniş Hanım'ın söylediği bir söz beni üzdü. Yani hale gönderdim, geri aldım, hayvanlara yem ettim. Evet. Yani burada milli servetinde kaybı büyük var. Büyük servet. Büyük milli bir servet. İşte bugün aynı şey çevre felaketlerinde geçerli. Evet, Alaya yakın en köşe, ki bizim için yine en önemli beldelerden bir tanesi olan Gencer'de yaşanan çevre felaketi sanki Foça'da yaşanmış gibi algı oluşturuyor. Ve inanılmaz derece tabii ulusal medyada bu konunun üzerine haber yapınca bütün o tariflerde Foça'ya gelecek olan her kimse gelmek istemiyor. Denize girilmeyecek algısı yaratılıyor. Az önce dediğim gibi asıl bundan sonra bizim kendimizi daha çok anlatmaya ihtiyacımız var ki Alia'nın, büyüyen Alia'nın bizim üzerimize düşen yükünü biz burada kaldırmamız gerekiyor. Evet, evet. Yani bunu nasıl kaldırabiliriz? Dünya kenti Foça'yı yaratarak oraya gelen denizcinin, evet ya ben bunu Venedik'te yapabilir miyim? Hadi bunu İtalya'nın farklı yerinde ya da Yunanistan'ın farklı bir limanında o çevre felaketinin yaşanmasına izin verin. Hayatta öyle bir şey yaşanmasına izin vermezler. Evet. Ama burada senede iki defa, üç defa yaşanmaya başladı. İşte oradaki o biz kendimizi dünyaya tam olarak anlatabilsek, oradaki limancı ve gemicilerin de doğru şekilde hareket edeceklerine inanıyorum. Evet. Peki Yeni Foça'da bu sit alanı şeyden etkilenen bölgelerden mi? Yani otel yatırımları o tarafa kaydırılamaz mı? Şimdi Foça zaten çerçeve olarak baktığımızda eski Foça ve Yeni Foça inanılmaz derece hem birbirine benzeyen hem de birbiri aynı şekilde olan. Foça ağır koruma kanunları altında. Ben bunu takdir ve teşekkür ediyorum. Korunduğu için de takdir. Ama bunu bizim, avantaja da çevrilebilir. Bizim konuta ihtiyacımız da var. Yeni gelen bir nesil altımız var. Evet. Yeni gelen nesile bir konut ihtiyacını sürdürmek için Yeni Foça'nın ortaya çıkması gerekiyor. Ve daha güzel bir Yeni Foça hale getirilmek gerekiyor. Evet. Bizde şu anda konut sayısı en büyük ilçemiz zaten Yeni Foça. Ama Yeni Foça'da evi olan yazlıkçıların bir hayali var. Eski Foça'ya geçebilmek. Niye biz bunu başaramamışız? Niye başaramamışız? Orada ev alan benim en büyük hayallerimden bir tanesidir. Foça'da işimiz olsun, evimiz Yeni Foça'da olsun. Evimize Yeni Foça'ya gidelim, işimize Eski Foça'ya geçelim. Gibi bir konut ve yaşam haline getirmek gerekiyor. Gerçekten işte Yeni Foça bu konuda bakir. Evet. Bağrısı dediğimiz ilçemiz de gerçekten bu konuda hem Foça'ya yakınlığı hem de inanılmaz derecede düz arsaları itibaren konut ihtiyacımızı karşılayacak ilçelerden, köylerden bir tanesi. Şimdi bunu bir planlama dahilinde harekete geçirmek gerekiyor. Burada biz ilk yüksek sesle söylemiştik Foça'da hastane yapılırken. Sıkıştırmayın Foça'yı. Biraz daha çerçeveye çalıp Bağrısı'nda hastanemizi yapalım. Lisemizi Bağrısı'nda yapalım. Pazar yerimizi Bağrısı'nda yapalım demiştik. O zaman 94'te, 95'te bizi inanmamışlardı. Bugün herkes Foça'nın merkezinin Bağrısı olduğunu söylüyor. Bütün bunların aslında Bağrısı'nda olması gerektiğini söylüyor. Biraz daha çerçeve açıp... Uzak değil zaten. Yani 10 dakika falan sürmüyor yani. Yine o az önce dediğimiz gibi eski Foça ve Yeni Foça arasında çeşitli koylarımız var. Bu koylarda da turizm yapılabilir. Yani az önce dediğimiz o 5 yıldızlı otel turizmini, kongre turizmini biraz oralara taşımamız gerekiyor ki Foça'yı korumamızı biz yüksek sesle söylüyoruz. Foça korunması gerekiyor. Foça kesinlikle betona yenilmemesi ve korunması gerekiyor. Bu halini bozmaması gerekiyor. Evet. Bizim hep değerli olarak gördüğümüz bu en önemli Foça ekseninde bizim en büyük projemiz Foça'nın bu şekilde korunması ama yatırımlarla konut ihtiyacını gidererek gelecek nesile
güzel bir foça hediye etmek. Ama foça dediğim gibi sırf şeyden denizin olduğu yerden şey değil. Sizin bir de Kozbeyli'niz var mesela. Tabii. Yani buralarda ayrı i̇şte çok bir büyük, güzellik. Çok büyük bir foça da inanılmaz evet. Derecede elimizde değerler var. Evet. Eski bir Rum köyü olan Kozbeyli. Bugün Şirince'de insanların gittiği, tatil yaptığı yerlerden çok daha güzel bir yer. Evet. Ama işte çok uzun süredir kendini anlatamayan bir foça var Yunus abi. Uzun süredir kendini anlatamıyor. Uzun süredir... Vallahi biz anlatmaya devam edelim. Evet, ha, maalesef yani. Uzun süredir. Bizim zaten tek görevimiz bu. Daha çok anlatmak, yüksek sesle evet. Söylemek ve her kulağa bir şekilde ulaşmak. Evet. Yani her platformda bunu yaparak bunları bir şekilde insana duyurmak gerekiyor. Gelin, görün. Kozbeyli'yi bir görün, bir kahvaltı edin. Zaten diyeceksiniz ki ya burası ne kadar güzel bir yer. Ne kadar güzel, evet. Aydın bir yer. Yani insanı ne kadar misafirperver. Evet. Şehri ne kadar eski. Yani nasıl kordunuz bugüne kadar? Zaten bugün en büyük değerlerden bir tanesi dünyada. Evet, bu eski yaşamları koruyabilmek. Bu tarz yerleri dünyaya pazarlayabilmek. Kalmadı artık Yunus abi. Her evet. Şey yapay ve her şey artık modern bir şekilde. Artık insanların bir köy yumurtasına ihtiyacı olduğu dönemlerden geçiyoruz. Evet. Gerçekten lezzetli domates yemediği, biber yemediği, patlıcan yemediği yıllardan geçiyoruz. Yarın ne olacağını tabii biz de bilmiyoruz ama biz bunların içinde yaşıyoruz. Evet. Yani bunları en iyi üreten yerleri konuşuyoruz. Evet. Ve Türkiye'nin 3. büyük şehrine çok yakınız. Ve dünyaya kendimizi çok rahat artık platformlarda anlatabilecek seviyedeyiz. Daha çok kendimizi anlatmamız gerekiyor. Evet. Daha çok insana ulaşmamız gerekiyor. Çok güzel. Evet, foçayı konuştuk. Herhalde daha sonraki gene konuşuruz foçayı. Başka foçayla ilgili veya evet. Foçalara bir mesajınız var mı? Programı da yavaş yavaş kapatalım isterseniz. Şimdi Yunus abi, biz çalışmaya devam edeceğiz. Biz asla küsüp hayır biz bu sevdadan vazgeçtik diyecek insanlar değiliz. Yüksek sesle bütün sorunların yanında olarak nerede eksik var, nerede yanlış var, nerede takdir etmek gerekiyor, nerede teşekkür etmek gerekiyorsa hepsinin yanında olmaya gayret ediyoruz, çalışıyoruz ve çaba gösteriyoruz. Evet. Bugün kaymakamlık makamımızla beraber projelerde bir arada olabiliyoruz. Bugün yerel yönetimde farklı platformlarda sesimizi bir şekilde duyurup söyleyebiliyoruz. Kendi arkadaşlarımıza, dostlarımızla. Bir taraftan Foçalı'nın artık kendi değerinin farkına varması gerektiğine inanıyorum ben. Yaşadığımız bu büyük hem tarih hem de güzellik, doğal güzellikteki Foça'yı daha çok insana ulaştırmakla alakalı. Az önce siz dediğiniz gibi esnafın da kendini daha çok iyi anlatacak seviyede ürünler ortaya koyması gerekiyor ve daha çok çalışması gerekiyor. Ve biz daha bunun için de bütün elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Evet, siz devam ettiğiniz sürece bizler de sizlerin yanınızdayız. Yeter ki Foça kaldı. Bir parantez daha açacağım Yunus abi, özür dilerim. İlk önce hem bu ilk program olması açısından hem hayırlı olsun hem de yakın dönemde aldığınız ödülden de alakalı. Biz teşekkür ediyoruz. Sizleri böyle gördükçe biz daha çok mutlu oluruz. Daha çok alkışlıyoruz, daha çok tebrik ediyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Salihliler beni kıskanıyor. Ben bu kadar Salihli'den bahsetmiyorum, Foça'dan bahsettiğim kadar. Evet, bugün Taner Acar'la Foça'yı konuştuk. Kendisi hem bir siyasi kimliği var ama bir siyasi kimliğinden uzaklaştırdık bugün. Kendisini bir Foça sevdalı sohbet programımızda ağırladık. Kendisiyle Foça üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. En güzel günler sizlerin olsun.